Euzubillahimineşşeytanillahim, bismillahirrahmanirrahim. Bu duayı okuyan sevdiğine kavuşur. Subhanallah. Neymiş bu dua? Evet, bu duanın ismi vasıl duası. Kıymetli kardeşlerim, sevdiklerimize kavuşmamız için. Yani bir evli değiliz, nişanlı da değiliz ama birini seviyoruz. Ve Allah'a iltica ediyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi, yani birinde gönlümüz var. Sen de o kişinin kalbine bizim sevgimizi ver. Bu şekilde Rabbe dua ile iltica ediyoruz. Tabi bunu yaparken şunu unutmamak lazım. Duaların kabulünde hüküm sahibi kimdir? Hazreti Allah Celle Celaluhu. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Dua kaderi değiştirir. Bir hadis-i şerif bu. Bir kimsenin kaderi vardır. Dua ile o kaderi değiştirebilir yani. Bizim Allah'ımıza bu dua ile iltica etmemizle beraber hüküm sahibi Rabbül Alemin'dir. Hükmünü değiştirir ve bizim için efendim bir farklı bir şey takdir edebilir. Allah'ın takdiri kulu için her zaman hayırdır yani. Şair diyor ya, gelse celalinden cefa, yahut cemalinden safa, ikisi de hoştur bana, lütfun da hoş, kahrın da hoş. Efendim bizler Allah lütfetsin ve muradımızın kabulüne hükmetsin diye bu vasıl duası ile Allah'a iltica edeceğiz. Önce bir niyetimizi edeceğiz. Ne niyetimiz? Ya Rab falan oğlu falan veya falan kızı filan. Allah'ım, benim kalbimde ona hakiki bir muhabbet var. Ya Rab, evlenmek istiyorum. Onunla yuva kurmak istiyorum. Helal dairesi içerisinde bir birlikteliğimiz olsun istiyorum. Ve bunun için sana iltica ediyorum ya Rabbi. İkimizin kalbini birbirimize bağla, birbirimizi bize sevdir diye evvela bir niyetini ediniyorsun. Ardından Allah'ımızın Ya Vedud esmasını bir defa böyle nida diyorsun. Ya Vedud diyorsun ve Duha suresini okumaya başlıyorsun. Bittikten sonra Ya Cami diye zikrediyorsun. Hemen ardından Ala suresini okumaya başlıyorsun. Daha sonra Ya Mucib diye zikrediyorsun ve ardından İnşirah suresini okuyorsun. Daha sonra aminliyorsun, bitiriyorsun inşallah. Bu kadar. Evet, vasıl duası okuyan sevdiğine kavuşur inşallah. Allah'a emanet olun, sevdiklerinize kavuşun inşallah. Vesselam.